Arkadaşlar Antalya'da yeğenimin evindeyim. Tatilde de olsak video atmaya devam edeceğiz. Bulduğumuz her yerde videoyu çekeceğiz. Şimdi yememizi yapmaya başlıyoruz. Duymamız 600 gram. 600 grama göre orta boy bir tane soğan. Köftede baharatı ne kadar az kullanırsak köftemiz o kadar lezzetli olur. 2 diş sarımsak. Sarımsaklar çok ufaksa bunu 3 dişe çıkartabilirsiniz. Bir tutam da maydanoz. Şöyle bir gösterelim. Şimdi bunu robottan çekeceğiz. Ondan sonra köfte yapma işlemine başlayacağız. Kıymamızı ilave ediyoruz. Burada 600 gram kıyma var. Bir kilo kıyma olsaydı bir adet çekilmiş ekmek kullanacaktık. Ben yarım ekmek kullanıyorum şimdi bunun içine. Yarım bayat ekmek. Bu tamamen ev köftesi olacak. İsterseniz işletmelerde de yapabilirsiniz. En ufak bir sorun yaşamazsınız. Bir tane yumurta kırdık. Yeteri kadar tuz atıyoruz. Misafir olduğum için ölçeklerin tam ayarını bilmiyorum. Göz kararı atıyorum. Siz birer çay kaşığı hesaplayın. Karabiber. Az bir de pul biber atacağım şimdi. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar da pul biber. Bir daha söylüyorum. Ne kadar az baharat o kadar lezzetli köfte. Şimdi bunu yoğurmaya başladık. Köftemizi ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. Köfte yoğurma işlemine başladık. Arkadaşlar köfteyi iyice yoğurdum. Sakız gibi oldu, yapış yapış. Şimdi bunu 5 dakika dolapta dinlendireceğim. Dolapta dinlenirken de ben diğer malzemeyi doğrayacağım. 2 tane patatesimiz var. Ortalama 5 kişilik. Hemen şöyle patateslerin şeklini göstereyim. Tencerede salçalı köfte olacak yemeğimiz. Yemeğe çok fazla patates doğrayıp da yemeğe patatese boğmayacağız. Beş kişi orta boy bir tane de soğan. Tabandan lezzet versin diye iki diş de sarımsak doğruyorum. Daha sonra lezzet sarımsağın üzerine atacağım. Kapya bir şart değil. Biz çekim yaptığımız için mecburen alıyoruz. Hepsini göstermek zorundayız. Hemen dolapta kapya biber vardı. Onu da aldım. Domateslerimiz de hazır. Şimdi köftesini basacağız. Ocağın başına geçeceğiz. Köftemizi dolaptan getirdik. Hemen şöyle parça bölelim. İstediğimiz büyüklüklerde bunları porsiyonlayacağız. Misafirin sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bir de kremaj ayarı yapıyoruz. Köfteleri kestik, porsiyon ayarını yaptık. Köftelerin şekli size kalmış. Köftelerin hepsini bu şekilde basacağız. Son bir köftemiz kaldı. Ocağın başına geçiyoruz. Bunu ister ocakta ister fırında pişirebilirsiniz. Tavanı sıcak olacak. Çok fazla da yüksek ateşi olmasın. Köftenin yüzünü kurutur. İçi çiğ kalır. Ortalama 2,5 dakika geçti. Şöyle bir köfteyi kontrol ediyoruz. Çok fazla pişirmemize gerek yok. Bu ocakta da pişeceğinden dolayı. Sadece dağılmasın yeterli. Köfteleri 2'şer dakika pişirdik. Şöyle bir taraflarını da göstereyim. Şimdi bunları alacağız. Diğer köfteleri atacağız. İkinci köfteleri de atıyoruz. 2 dakika bir tarafı, 2 dakikada bir tarafı pişecek. Köfteler kendini bırakmadan dokunmayacağız. Dokunursak ne yapar? Dağılır. Köftenin piştiğini ondan anlarız. Tabii ki diyeceğiniz ki usta köftenin sayısı nerede? Sayısı azaldı. Çocuklara ekmek arası yaptım. Belki onlar salçalı sevmezler. İki tarafa da 2'şer dakika pişirdim. Hemen şöyle öbür taraflarını da göstereyim. Hem de tabağa alayım. Hemen ne yapalım? Yemeği yapma işlemine geçelim. Yağımız ısındığı gibi soğanları atıyoruz. Soğanların içinde 2 diş sarımsak var. Soğanları iyice bir kavuracağız. Rengini kaybedecek. Çiğ kokusu gidecek içinden. Soğanımız kavruldu. Hemen şöyle bir gösterelim.
İçine bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası boşaltıyoruz. Salçayı iyice bir kavuracağız önce. Salçanın çiğ kokusu gidecek. Hazır salça kıvamından ev salçası kıvamına gelecek. Salçanın iyi kavrulduğunu nereden anlarız? Tencerenin dibine yapışmaya başlar. O zaman salçamız kavrulmuş demektir. Salçamız iyice kavruldu. Tencerenin dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada domates biberi boşaltıyoruz. Salça domates biberin her tarafına bir değecek. Değecek ki domates biberlerimiz yemeğin içinde çamur gibi olmayacak, canlı kalacak. İyice karıştırdık, sıra geldi patatesleri boşaltmaya. Şöyle bir de patatesleri karıştıralım. Patateslere de değsin. Salça patatesleri de değerse patatesler çiğ gibi olur, rengini kaybetmez. İçi pişmiş olur. İyice karıştırdık, hepsine değdirdik. Tam bu aşamada suyunu vereceğiz. İlk suyumuz soğuk su olacak. Ondan sonraki suyu kaynamış su verebilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Su ayarını köfteleri verdikten sonra yapacağız. 2 bardak su verdik. Bu suyu 5'e tamamlayacağız. Köftelerimiz pişmiş olduğundan dolayı köfteleri katmayacağız. Son 10 dakikasında katacağız. Şimdi bu yemeğin kaynamasını bekleyeceğiz. Bir kapak kapatacağız. Kapağı da ırık bırakacağız. Yemeğimiz kaynadığı zaman taşmasın. Hemen kapattık, ırık bıraktık, kaynamasını bekliyoruz. Yemeğimizi bir kontrol ediyoruz. Ocağı vuralı 20 dakika oldu. Şöyle hemen bir gösterelim. Patatese vurduğumuz zaman bölünecek. İçinde diş diş görüntü olmayacak. Çiğ gibi görünecek. Yemeğimiz pişmiş olacak. Bir de biberlerini göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Salçasından dolayı en ufak bir deformasyon yok. Erime yok. Hemen köftelerini katıyoruz. Tabi daha önce de söylediğim gibi köftenin yarısını bizim uşaklar yediler. Sıra geldi baharatlarına. Pul biber 1 çay kaşığı, 1 çay kaşığı karabiber. Yeteri kadar tuz atıyoruz. Tabii misafir olduğum için ölçüyü çok tutturamıyorum. Siz çay kaşığı hesabı yapın. Lezzet vermesi için de 2 diş sarımsak doğruyorum. Arkadaşlar yemeğimiz pişmiş olduğu için ortalama 5 dakika kaynatacağız kısık ateşte. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Altını kapatıyoruz. 5 dakika dinlendiriyoruz. Şöyle köfteye de bakın. En ufak bir dağılma, en ufak bir deformasyon yok. Şöyle yemeğimizi bir gösterelim. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım.